Hadi gidelim Yunus Emre Sele Trabzonspor'daki son gelişmeleri ondan alalım. Yunus Emre, Yunus Emre arkadaki fotoğraf nedir? Arkadaki fotoğraf, şimdi evlilik fotoğrafımız eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun bu tam orta sahasında. Bu nedir? Yani hanımcılık kazanacak demek istiyorum ama yani bu kaçıncı seviye bir Trabzon sevgisidir? Ya müthiş. O zaman tabii eşim de çok fanatikti. Şu an biraz baskıladı fanatiklik duygularını ama şu an hala devam ediyor. Çocuklar da doğduğu gün bildiğim hemen kadarıyla kulübeye eşim yaptık. De Trabzonsporlu, yani koyu bir Trabzonsporlu. Tabii. Yanlış hatırlamıyorum Baya değil mi? Baya fanatik. Ya ne kadar güzel. Baya Yakından fanatik. Görebiliyor muyuz onu Yunus Emre? Tabii ki onu. Ay ne kadar romantik, ne kadar güzel. Pek hoşuma Şöyle gitti. göstereyim. Ya yurt dışında olsa, İngiltere'de olsa beğenirsiniz. Yunus Emre Sel bunu bizzat yapmış yıllar önce. Maşallah. Evet. Çok Aynen güzelmiş çok. Gerçekten. Nice güzel ne derler? Zaferli şampiyonluklu günlerinize. İnşallah yani çocuklar da doğduğu günü ya yaptık kulübe. Bakalım onlar ne zaman görecek bakacağız. Onlara ne yaptınız? Onları da doğduğu gün Trabzonspor Kulübü'ne üye yaptık genç üye olarak. Muhteşemsiniz ya. Sen gerçekten ya çalışmıyorsun bence Yunus Emre Sel. Ya sen yaşıyorsun. Sen işini yaşayanlardansın. Ya tabii ki yani sonuçta bu şehirde büyüdük. Yani burada bir söz vardı. Trabzonlu birisi hani doğduğunda bir kulağına ezan okunuyor, diğer kulağına Trabzonspor söyleniyor diye. Biz bu şehirde doğduk, büyüdük. O yüzden normal bir duyguları yaşamamız. Çok çok güzel görüntüler gerçekten. Haydi o zaman Trabzonspor diyelim. Başakşehir'le üçüncülük mücadelesi verecek. Tecrübeli, deneyimli bir Abdullah Avcı. Türk futbolunun en değerli isimlerinden, son yıllarda çıkış yapan değerli isimlerinden bir tanesi Çağdaş Atan. Birincisi bence çok güzel bir maç izleyeceğiz. Her iki takım adına da öyle düşünüyorum. Trabzonspor üçüncülüğü vermek istemeyecektir diye de düşünüyorum. Ne dersin bu maçla ilgili? Son gelişmeler neler? Tabii ki şimdi ilk maç berabere kaldığı için Deniz Satar bu maçı kazanan taraf bir kere üçüncülüğünü neredeyse ilan edecek. Yani Trabzonspor kazanırsa garantiliyor, Başakşehir de kazanırsa o da artık kendi adına çok ciddi bir rahatlama elde ediyor. O yüzden gerçekten çok kritik bir maç. Başakşehir açısından şu açıdan çok önemli. Kazanırsa Avrupa kupalarına daha erken başlayacak, daha geç başlayacak. Yani ligi daha erken açma durumda kalmayacak. Trabzonspor için de hafta içerisinde bir kupa finali var. Hem kupa finali öncesi moral kazanacak hem de Avrupa'ya daha az maç oynayarak katılma hakkı elde edecek. Yani bir yandan üçüncülük ama diğer yandan gerçekten ligi ne zaman açacağınızla bağlantılı olarak çok önemli bir karşılaşma. O yüzden bu karşılaşma sadece bir normal bir standart üçüncülük dördüncülük maçından çok daha farklı anlamlar içeriyor. İlk maç 1-1 berabere bitmişti. Kupada Trabzonspor Başakşehir'i saf dışı bırakmıştı. Bu kez tabii kendi evinde Çağdaş Atan istediği sonucu takımıyla birlikte almaya çalışacak. Onun hem Kayserispor'da başardıkları hem de Başakşehir'de başardıkları gerçekten Türk futboluna yeni nesil, yeni jenerasyonda çok kaliteli bir antrenör geldiğinin de sinyallerini veriyor. Aslında sadece o değil, birkaç onun kriterlerinde aynı işleri başaran çok değerli teknik adamlar var. Bunların geçmişinin bir şekilde Trabzonspor'dan geçiyor olması da gerçekten farklı. Bir örnekte Fatih Tekke, bir Trabzonspor efsanesi. O da Alanyaspor'da gerçekten inanılmaz iyi işlere imza atıyor. Çağdaş Atan da bildiğiniz gibi Trabzonspor'da oynamıştı. Ama Trabzonspor için dediğim gibi sadece üçüncülük maçı değil, kupa maçı öncesi de bir moral tam müsabakası aslında. Tam da onu soracaktım Yunus Emre. Yani böyle zamanlarda taraftarın kafasında şu soru işareti olabilir. Acaba kupayı düşünüyor mu? Çünkü Beşiktaş'la oynayacakları kupa da çok önemli. Çok doğru ama kesinlikle böyle bir düşüncesi yok Abdullah Hoca'nın. Tamamen bu maçı bir şekilde kazanıp veya avantajlı bir skorla tamamlayıp hafta içerisindeki maçadan moralle çıkalım. Hem üçüncülüğü koruyalım hem de kupayı kazanalım düşüncesi var. Zaten taraftarlar hem Başakşehir maçındaki deplasman tribününü hem de olimpiyatta oynayacak olan maçtaki tüm biletleri dakikalar içerisinde tüketti. Dolayısıyla onların takıma olan inancı yüksek ama takımda da bazı eksikler var. Trezeguet sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yine Nicola Pepe de hafif ağırlığı nedeniyle bu maçta riske edilmedi. O da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Berat Özdemir'in kart cezası vardı. O
geri döndü. Kadroda bir iki değişiklik yapacak. İstersen bir muhtemel 11'i de sayayım buraya tabii gelmişken. Uğurcan Çakır kalede, savunmanın sağında. Meunier stoperde Batistan Mendy, Dansville ikilisi. Sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Berat Umut Güneş ikilisini göreceğiz. Sağ tarafta Edin Vişya. Ofansif orta sahada Bardi. Solda Fontas. İleride de Onaçu'yu bekliyoruz. Çok yüksek ihtimalle bu kadro çıkacaktır, hı hı, ama olası bir değişiklikte belki hücum hattında biraz daha farklı bir hamlede yapabilir Abdullah Hoca. Bir de biraz önce bir son dakika gelişmesi yaşandı. Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından şu anda Manchester United'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır'la Trabzonspor'un ilgilendiği yönündeki haberleri de yalanladı. Bu, hı hı, haberler birkaç gündür ağırlıklı olarak çıkıyordu ve bugün Trabzonspor Kulübü bir reaksiyon gösterdi ve bir yalanlama yaptı bu konuyla ilgili olarak. Aslında Uğurcan Çakır için de sezon sonu ayrılabilir mi, ayrılma ihtimali var mı gibi haberler dolaşırken bu tür kaleci transfer haberleri de paralel olarak gündeme bunları gelmeye başladı. Zaten masaya yatıracağız ilerleyen haftalarda. Çok konuşacağımız çok şey var sevgili Yunus Emresel. Sana ve ailene, o tatlı işine çok çok selamlarımı ilet lütfen. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. İlk bölümümüzü de seninle kapatmış olalım. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, bir çayımı tazeliyorum. Şöyle sokağa atalım kendimizi. Hem Galatasaraylılara hem Fenerbahçelilere derbiyi soralım. Saat başında burada olacağım.